Ve tabii hocam hepimizin yapmış olduğu yanlış hatalardan birisi de ilaç kullanımı. Evet. İşte komşuma iyi gelen bir ilaç bana da iyi gelecekmiş gibi. Arkadaşım kullandı, ona iyi geldi, bana da iyi gelir diye bu tür yaptığımız yanlışlıklar da var. Evet. Hiçbir zaman evdeki bireyler dahil başka bir hekim, başka bir birey için verdiği ilacı kullanmamak gerekir. Bu hem yan etkileri, istenmeyen etkileri neden olabilir. Veya alıyorsak başka ilaçlarla etkileşime neden olabilir. Veya da mevcut olan bir şikayetimizin ya da hastalığımızın örtülenmesine neden olabilir. Onun için o tarz şeyler hiçbir zaman sadece kanser hastalığında değil, hiçbir konuda önermemekteyiz. Tabii teknolojinin ilerlemesiyle de bütün evet. hastalıklarımızı biraz internetten de bakıyoruz, araştırıyoruz. Bazen yanlış bilgilerle de karşı karşıya gelebiliyoruz. Evet, benim karnım ağrıyor. Neden karnım ağrıyor? Hemen bakıyoruz internete. İşte karın ağrısının sebepleri, işte şunu içerseniz iyi olur, bunu yerseniz geçer. Bu tür soru ve cevaplarla da karşı karşıya kalıyoruz. Peki bu tür durumlarda neler yapmamız gerekiyor hocam? Bir konuda ehil olabilmek için bir doktorun, bu onkolojide liseden sonra 15 yıl, ne bileyim ortopedide liseden sonra 10 yıl gibi birçok alanda ciddi eğitim süreleri var. İnternetten belli yarım yamalak bilgilerle hekim olunamaz. Nasıl bana bir örnek uçak bozuldu, ben internetten bakarak uçağı bir araya getiririm dersem ve iddialı olursa, bu da böyle bir şeydir. Ya da herhangi bir başka bir alanda internete bakarak, şu an internette her konuda az çok bilgi sahibi olunabiliyor. Bunlar yanlış şeylerdir ve birçok konuda, birçok hasta bu şekilde yanlış bilgilendirmelerle ve özellikle de bu detoks olsun, bu iyi gelir, sağlıklı olan kişiler yanlış bu şekilde internet, sosyal medya nedeniyle kullanarak ve tanı sırasında bunları aldığını biz hep kaydediyoruz, gelmekteler. Bu nedenle de biz internete hemen bakmak yerine hemen en yakın aile hekimi bile olabilir bu. Hekime başvurmasını daha çok öneriyoruz tabii ki. Peki